Bill Gates! Allah seni kahretsin Bill Gates! Sen de yargılanacaksın. Sen de yargılanacaksın köpek. Evet, evet, evet. Hoş geldiniz Bill Gates'e. Rahat rahat köpek diyebileceğiniz, köpek çekebileceğiniz tek program ve tek ve yalnız program. Yalnızların dostu. Ama dostların yalnızı değil, dostlar yalnız olmaz biliyorsunuz. Evet, Bill Gates'e yargılanacaksın dedik. Ve bugüne hoş geldiniz diyoruz tekrar. Ben Venom Venomoğlu. Önümüzdeki bakalım kaç dakika neler neler yaşayacağız bu stüdyoda. Stüdyoda neler yaşanacağız? Etli mi dersiniz, sütlü mü dersiniz? Dil diş karışık mı, cinsellik mi dersiniz? Mesela cinsellik yaşayacağız ama cinsellikten zevk almayacağız. Bill Gates, yargılanacaksın şerefsiz köpek. Evet, hoş geldiniz. Az önce Venom 2 adlı filmi izledim. Carnage. Carnage açıklarında bir tekne batmış. Neyse geçelim. Aşı karşıtlarını geçiyorum. Şimdi 3 renk kırmızı onu izlemişiz. Ben de entelim ya. Bu nasıl bir entellik? Bu nasıl bir entellik arkadaş? Arkada da bir kanal açık kalmış. Çok özür diliyorum. Şunu da kapatıyorum. Evet, aynı Murat Yetkin'in analiz videolarında sürekli kendisini biliyorsunuz tabı susturmayı bilmediği için çukulik 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 diye WhatsApp'tan gelen mesajların sesini duyabiliyorsunuz. Murat Yetkin'in programında ben en tercih ettiğim isimlerden biri. Bir de Murat Bey'in programında denk gelirseniz kalem kendisi biraz tükenmez kalem seviyor. Çat 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 devamlı konuşurken ne yapıyor? Tükenmez kalemi çıtlıyor. Bazı günler kurşun kalem tercih ediyor. Bence o daha iyi oluyor. Çünkü çıt 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 insanda da Murat Bey bile olsa. Yani evinde takım elbise giyen adamdan bahsediyoruz beyler. Beyler bayanlar. Bayan STK. Evet bayan STK geldi. Bayan STK haberi geldi az önce. Ay inanılmaz. Ay inanılmaz. Ay inanılmaz. Vay inanılmaz. Nerede be bayan STK? Bayan STK. Bayan STK ne yaptın? Ha kadın STK bayan da diye. Allah ona da şükür ha. Ben şey de diyebilirdi admin. Bayan STK da diyebilirdi. Ben tabii benim kafada bayan kalmış. Baydı. Aa bakalım neydi tam. Ben size şimdi şuradan okuyayım. Son 24 saatte 27.824 vaka, 187 can kaybı. Ölenlerin ruhuna el fatiha. Günde 187 kişi bayağı sağlam. Yani savaşta bu kadar insan ölmez. Neyse ki günümüzde artık savaşlar yok. Evet bakıyoruz. Evet bakalım. Her kim bir daha İstanbul Sözleşmesi diye başlayan bir cümle kurarsa ona en başta kadınlarımız tepki göstermelidir demiş. Kod adı ekonomist biliyorsunuz. Bugün çok güzel bir başlık gördüm kendisinin. Ne diyelim konvoyunda eksik nedir diye. Ekşi Sözlük'te beyefendinin konvoyundaki eksik nedir diye. Vallahi ejderha olur. Bir şey olur yani. Konvoy bitmiyor bir de zaten. Konvoy videosu izleyeyim dedim. Yani dipsiz bir şey. Kuyu adeta. Yani nasıl diyeyim bu efendim korku romanlarının sevilen yazarı H.P. Horsepower Lovecraft'ın bir hikayesinde vardır. Bakar bakar kemancı böyle boşluğa keman çalar. Onun gibi bir boşluk. Koskoca bir karanlık. Her kim bir daha İstanbul. Neyse yani konvoy öyle bir sonsuza gidiyor. Sonsuza ıraksıyor. Evet şimdi diğer adminin diğer tümceyi alalım. Ey kadın STK'lar siz ne iş yapıyorsunuz? Bir şehidimizin bacısına. Ya bu ne biçim bir ülke ya? Bu ülkenin ben bu programı niye yapmayı bıraktığımı hatırladım ya. Allah kahretsin böyle ülkede program mı yapılır abi? Bu nedir ya? Sirk vallahi sirk. Yani alkolik oldum arada. Yani neler. Güm bam dev cüce derken hop derken arkadaşlar şimdi yani yalnız kalırsanız ben size bir soru sormak istiyorum.
Yani münasebet sorusu. Hazır mısınız? Yalnızlaştınız mı? Yalnızlaştıysanız sorumu soracağım. Az sonra soracağım. Evet, bir şehidimizin bacısına küfredildiği zaman neden sokaklara dökülmüyorsunuz? Yani Dünya Kadınlar Günü'nde sanki sokağa dökülen kadınların önüne polis memurlarımızı yığmamış bir bey gibi. Evet. Ya Okan Bayülgen'in şu şeyi var. Yeni Amadeus diye bir, ya yeni değil, bayağıdır gidiyor da, Amadeus diye bir müzikali var. Ona içip içip gitmek istiyorum. Böyle müzikal güzel de Okan Bayülgen'i o halde böyle gereksiz aşırı bağırırken falan falan diye takılırken izlemek istiyorum. Vallahi yapacağım. Bir de bilet de almayacağım. Bir saniye, biri arası. Bill Gates, yargılanacaksın Bill Gates. Evet, Şişe Tuborg tercih ediyorum. Şişe Tuborg önceki geceden açmışım. Kapağını da tıklamışım, tekrar takmışım. Normalde benim evde içki durmuyor ama birkaç gündür. Allah'a çok şükür dolapta bir tane iki tane kutu bira oluyor. En azından kafamızı kırıyor. Yani öbür türlü hayat gerçekten çekilecek şey değil. Proje Kedi olarak yarattığım Kaan'ın vefatından sonra yani kendime gelemedim. Geldim desem yalan söylerim. Geldim ama ne yaptım bilmiyorum. Hani böyle bir şey gibi cinsiyetlik yaşandı ama uyandım hiçbir şey hatırlamıyorum gibi. Yani kötü günler geçirdim. Ama bir şey diyeceğim şimdi. O da kötü değil ya. Yaşanan yaşanmış şimdi. Onlara da artık yani ya yapacak bir şey yok. Kayıplara mayıplara. Her gün bak 187 kişi ölmüş. İyi 200'den aşağı indirmişler. Maşallah diyoruz. Maşallah diyoruz. Bakalım neler var. Admin bir sola yapmış. Elektrik faturalarında TRT payı kalkıyormuş. Çok da yani çok da fan fini fin fon seksi don. Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak. Herhalde hepsi TÜGVA üzerinden alınır. Ya bu TÜGVA'nın Metin'in çıkarttığı bu TÜGVA dokümanlarında herkesi fişlemişler ya. Ne yazmışlardı ya? Bir böyle fakir makir gibi bir şey vardı. Nevşin Hanım da onu söyledi de biz tabii şimdi daha farklı söyleyeceğiz. Nevşin Hanım gibi biz tabii siktir git falan demiyoruz. Biz yani programımızda siktir git çekmeyiz. Nevşin Hanım programında siktir git çekiyor insanlara. Biz kimseye siktir git demeyiz saygımızdan dolayı. Kesinlikle kullanmayacağım bir laftır. Şakasını da yaptık. Bak kaç kere demiş olduk. Pasif bir kişiliği var. Pasif bir kişiliği var. Maddi varlık noktasında zayıf. Aynı ben. Pasif bir kişiliğim var. Maddi varlık noktasında zayıfım. Kesinlikle ya, kesinlikle. Fakir zaten biliyorsunuz çalmasını iyi beceremediği için fakirdir ülkemizde. Hala yandaş basına mı oynuyorsunuz? Pasif bir kişiliğim var. Maddi varlık noktasında zayıfım. Yatakta çok iyiyim. Yani şöyle diyeyim işte şeylere, vakıflara, işte hayvan derneklerine bağış yaparım. İnternet bankacılığı kullanarak. Efendime söyleyeyim, yaşlı teyzeleri karşıdan karşıya geçiririm falan. Yatakta yapıyorum ben böyle şeyleri. İyi yatakta çok iyiyim o açıdan. Şimdi onu da tamarladıktan sonra sıradaki haberimize gelelim. Sıradaki haber dedik de ya ben de böyle abi hem hazırlanıyorum. Çok pardon. Tabii biraları içiyoruz boş mideye. Değerli bir ASMR sanatçısı olan Venom oğlundan geliyor. Şimdi evet, bakın Uğur Yücel'in enteresan bir röportajı var. Kelebek'teki kelebeğin kelebeğe konanlardan adlı, ya ben Hakan Gence'nin bir magazin kendisi gazetecisi mi diyeyim artık, Hürriyet'te çalışanlara gazete deniyor mu? Fotoğrafları da Muhsin çekmiş, Muhsin de arkadaşımız. Fotoğraf sanatçısı şimdi gazeteye, neyse şimdi onların herkesin kendi kararı.
En azından fotoğrafçı yani Muhsin. Hakan Bey Kelebek'te magazincilik yapıyor. Ve şurada Uğur Dündar mıydı? Kimdi bu ya? Kimdi bu adam ya? Uğur bir şeydi bu. Uğur Yücel ya. Uğur Dündar olur mu? Can Kozlu ile bunların gösterileri, komiklikleri falan olurdu. Müzik yaparlardı. Çok da severim kendisini. Uğur Yücel. Yalnız Uğur Yücel de böyle arada hani komiklik yapayım derken bir enteresan laflar söylemiş. O da benim cinsel olarak dikkatimi çekti. Bakalım. Evet. O zaman diyor Hakan soruyor. Adım adım gidelim. 64 yaşındasınız ve 60'tan sonra neler oluyor? What happens after 60? When I'm 64. Yaşla ilgili sorulara dalmayalım demiş Uğur Yücel. Çünkü bir idrak söz konusu oluyor. Yani diyor ki yaşlandık mı anlıyoruz diyor yaşlandığını. Toparlanıp gidiyoruz gibi bir hissiyat. Ha, ölüme yakınlaşmak. Benim şu günlerde hissettiğim gibi yani inşallah 2 gün 3 gün daha ölmem. Birkaç program daha yapmak istiyorum. Daha ben oralara gelmedim. Yani daha ölmedik diyor. Ölmedik, ben de ölmem. Benim yaşla ilgim yoktur. Mesela 64 yaş neye delalettir bilmiyorum. Ona göre bir davranış mı sergilenir? Artık amca mıyım, dede miyim falan filan. Kendimi genç hissediyorum demek istemem ama yaşım farkında değilim diyor. Hayata bakış açınız ve algılayışınızda neler değişiyor diye sormuş Hakan. Şimdi geldi Uğur Bey'den cevap. Horoz ötüyor. Horoz ötüyor. Öttüğü sürece bakış ve algılayış değişmiyor. Vay babayın bacımıza. Bacımız. Horoz. Horoz ötüyor mu? Abi. Ya, bir yandan da şimdi diğer Venom. İçimdeki diğer Venom da diyor ki. Ne desin Venom diyor. Cihaz çalışıyor mu desin. Boruya. Direkt ne yesem direkt boruya gidiyorum desin. Yani horoz ötüyor demiş. İlginç. Yani mizahi bir şeydir herhalde de. Bundan sonraki açıklamaları şaşırttı beni. Çünkü seviyorum kendisini. Uğur Yücel'i seviyorum. Vallahi Açık Radyo'da program yapıyor muydu, yapmıyor muydu tam hatırlayamıyorum. Artık kalmadı. Bende de kafa kalmadı. Horoz ötüyor ama kafa kalmadı. Kafa ötmüyor kafa. Horoz da ötmüyor zaten. Neyse. Konu aşk olunca onda değişim yok mu demiş Hakan. Horozu duyunca tabii Hakan hemen hareketlenmiş. Ben anlamıyorum yaşın üzerimdeki etkisini. 18 yaşındayken 27 yaşında sevgilim vardı. Teyzemle birlikteyim zannediyordum. Vay. Direkt geldi bomba bir. 18 yaşındayken 27 yaşında manitası varmış. Teyzemle birlikteyim zannediyordum. Yani teyzeciliğe de yani teyzeciliği tercih etmişsin Uğur abi. Yani şimdi kadın 45 yaşında diyorlar. Burun büküyorum. Bir dakika. Şimdi kadın 45 yaşında diyorlar. Burun büküyorum. No. Abi kim diyor bunu? Kadın 45 yaşında diye. Yani Uğur Bey kadın arkadaşı ve birisi diyor ki kadın 45 yaşında. Burun büküyorum. 35'ten yukarı kullanım kılavuzu istiyorum. Daha da koptu olaylar. 35'ten yukarı kullanım kılavuzu istiyorum. Ben mesela 45 yaşındayım. Bana da burun bükebilir. Burun Yücel abi. TC kimlik soru. Ha komiklik yapıyor galiba. TC kimlik soruyorum. Aşık karnesi, sağlık raporu. Benimkileri de masaya koyarak tabii. Laps. Bak anacım evraklarım zarfta çekmecene koy. Yatakta aniden paket olursak sorumluluk ona kalmasın. Fücceten gitti. Füccet. Fücceten. Fücceten şey demek böyle. Aniden hani doğal olarak lapseki kağıdımı da imzalı olarak veriyorum. Aniden gittim onun suçu yok noter imzalı. Noter de mi fücceteye giriyor? Noter önceden mi imzaladı? Bilemiyorum. Ah, 18 yaşındayken 27 yaşında sevgilim vardı. Teyzemle birlikteyim zannediyordum. Şimdi kim olduğunu bilmiyoruz. Birisi diyor ki kadın 45 yaşında diyor. Burun büküyor. 35'ten yukarı kullanım kılavuzu istiyor. Kendisi 64 yaşında. Yatakta aniden paket olursak sorumluluk ona kalmasın. Füccet. Neyse ya abi inşallah. İnşallah ben yatakta aniden paket olurum. Evet bu haberi geçebilirim. Yargılanacaksın Bill Gates. Yargılanacaksın köpek. Evet bir arası.
Malum partinin o badem bıyıklı tuhaf isimlerinden, hani bir şey olmasa da oldu diye adam var ya. O adam. Malum partinin o badem bıyıklı, garip dudaklı, yani billur dudaklıyım, pırıl pırıl yani böyle. Billur dudaklı. Billur dudaklım benim. Billur dudaklım. Ay Ceylan Ertem gibi oldum birader. Dağıtlım kıymat. Billur dudaklım. Muhteşem. Muhteşem. Bakın. Billur dudak. Billur dudak. Şey gibi böyle bir. O ben budak billur dudak. Öyle enteresan bir isim oldu. Billur dudak. Billur kalkavan. Billur kalkavana. Billur dudak. Billur dudak. Ne biçim muhabbet ya. Evet, o soracağım cinsiyetli soruyu da soracağım az sonra. Dev mi diyeceğim, cüce mi diyeceğim? Tercihlerinizi lütfen yorumlara yazın. Devciyim, cüceciyim diye. Çünkü yani şimdi cücenin de var bir kafası. Ama dev de muhteşem oluyor abi. Yani şimdi dev oluyor yani. Dev, maşallah diyoruz. Devlere genelde maşallah diyoruz. Cücelere de hoppacık diyoruz tabii. Hoppacık diyoruz, cüp 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 cüce diyoruz. Cüc 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 cüceleriz diyoruz. Okul önlüklerinde balinleriz. Vuk 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 balinleriz. Hatırlamazsınız. Hatırlamazsınız bu reklamı. Balinler, okul önlükleri. Evet, billur dudak diyorduk. Bu program niye böyle limitleri aşan, sınırları aşan, sıra dışı bir olay olacak sanırım. Evet. Hadi bakalım. Ona buna laf ediyoruz. Hiç iş yapmıyoruz. Tembel tembel yatıyorum. Patates gibi. Ondan sonra da yok ben şöyleyim, çok akıllıyım. Yok bok akıllıyım. Ya babayı akıllıyım. Baba tembelsin Kaan, tembelsin. Yargılanacaksın. Yargılanacaksın Venom. Bilgeç. Allah seni kahretsin Bilgeç. Sen de yargılanacaksın. Köpek. Köpek de kesmişler. Esasında orada bir de köpek var. Bismillah diyoruz ve bugün de bugünün. Evet ha, daha billur dudağın mevzusunu okuyamadık ya. Mevzusunu okuyamadık billur dudağın. Billurum benim. Billurcuğum. Malum partili badem bıyıklı billur dudaklı. Billur dudak. Bak ne demiş biliyor musunuz? Oylarımız ile Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılıyor. Yani if oy goes to reis then print sevap to your hane. Vallahi mükemmel ya, mükemmel. Yani din tüccarlığı mı deniyor bunu? Buna ne deniyor? Billur dudaklık mı deniyor? Billur dudakların neler söylüyor? Bill Gates, billur dudakların neler söylüyor? Bir oy kaç sevap ediyor? Yarım oy, yani kaç puan yazılıyor acaba? Sevap points. Karmageddon diye oyun vardı böyle. Yaşlıları maçları ezince daha çok puan kazanıyordun galiba. Onun gibi bir şey herhalde bu. Ahanelerimize sevap yazılıyor. Vesileyle başka bir partiye, başka bir insana verilen oylar da günah mı yazılıyor acaba? Evet, bu konuyu şimdi önemli bir ne diyelim, dinologla görüşüyoruz. Yanımızda Abidin Dino var. Evet Abidin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Abidin Bey, şimdi belli bir insana verilen oy hanenize sevap yazılıyorsa, mesela yolda birisinin, çok affedersiniz, götüne baktık. Bu, yani bunu yapabilmek için kaç oy vermemiz gerekiyor ya da kaç, ne kadar hırsızlık yapmam lazım? Bu, yani bu sevap ne kadarını şey yapar? Hani ben mesela, çünkü şey, hani o sevaplar ve günahlar var biliyorsunuz. Hani biraz şey istiyorum ben. Hani biraz böyle cebimde sevap points olsun. Ona göre günahlara da harcayayım ben. Yani şey olmayayım böyle. Hani tamam yani abi, tamam biz bak burada sevaplarımız da var. O günahlardan onlar hani doğru yanlışlar, yanlış doğruları götürüyor gibi düşünelim. Evet Abidin Bey, sizi din oluyoruz. Evet, şimdi evet Abidin Bey yapamadı. Aramızdan ayrıldı. Abidin Bey'i uyutmak zorunda kaldım. Elimde öldü.
Evet, kişilik bozukluğunun yer yer kendini mizah yoluyla göstermeye çalıştığı, yer yer ise adeta bir yardım çığlığı olduğu program Venom Venomoğlu'nun sunduğu. Başka birisi hazırlıyor, Venom sunuyor nedense. O da çok saçma. Gerizekalı Kaan. Yarın belki sinekli program yaparım. Ama biliyor, oyları ne yapıyorsunuz? Oyları admine basıyorsunuz. Hatta yani nasıl diyeyim? Oyları böyle hani şey gibi yani böyle öyle bir vuruyorsun ki küffara vurur gibi damgayı basacaksın. Bastım mı? Evet, genelde biliyorsunuz o şeyler de var. Öyle caps'ler var işte, 35 santimlik zurna dürüm mü, admin mi 35 santimlik dürüme basılmış, evet, mührü, işte plastik ıslak tuvalet terliği mi falan filan, onlar hep aklıma geliyor benim. Küffara vurur gibi vuracağız, damgaları vuracağız, sandıkları ne yapacağız, patlatacağız ama sevgimizle patlatacağız. Yani hani böyle sevgiyle, sevgiyle, saygıyla. Evet, bakalım neler oluyor. Bakalım neler oluyor. İlhan Şeşen sabaha konuşmuş. Tamam, çok da ne yani. Türkiye'de özgürlük var mı diye sorarsanız evet var derim. Evet, İlhan Bey yapmış yapacağını, güzel. TRT'de iş garanti İlhan Bey. Hoppa! Zaten Sabah gazetesinden birisinin sorularını, gençliğimden beri falan filan falan filan falan filan. Ya neyse ya, bunun da şeyini yapmayalım şimdi. Amca belki şey yapmıştı, İlhan amca yaşlanıyor. Hani belki maneviyattan öbür dünyaya kendini ne yapıyordur? Hazırlıyordur. Bir tane şöyle bir haberim var. Bir ya, hiçbir yerde bulamazsınız. Ne Nevşin Mengü verir, ne bilmem kim dinlemez verir, ne bilmem ne terapi. Bu onu bunu, kişisel gelişimim, benimki böyle gelişti falan, hiçbiri vermez. Bak, bir tane ama Amarga'da matematik öğretmeni, hocası derslerini, çok affedersiniz, Pornhub'a yüklemiş. Cheng Sumet 666 mahlasıyla Pornhub'da şey diyor işte, sert oynayın, sert çalışın. Play hard, study hard diye koymuş. Ve 1.9 milyon izlenme ve kısa bir zaman içinde 7000 abone. Pornhub'um vardı benim de, kullanıcım da. Bir ara bu pandemide bunlar bedava medava yaptı. Şifreyi unuttum ya. Şifreyi unuttum. Neydi acaba? Seri 31 mıydı, neydi bilemiyorum yani. Evet. Ne var bakayım? Kadın STK. Bir de şu şey var, onu ben de yorumlayayım. İyi Parti'nin bir tane ilginç bir afiş mi denir buna, billboard mu denir? Yani hepsinden biraz ortaya yapmışlar gibi böyle bir değişik bir şey var. Ömer'in yolu. Bakalım, Ömer'in yolu sarı bir yol bu arada. Ve nedense ufuk çizgisinin aşağısında martı uçuyor. Yani öyle bir yol. Değişik, underground mu acaba, nedir bilemiyorum. Kimler var? Adnan Bey var. Adnan Menderes. Sülo var. Rahmetli Turgut Özal var. Ve kendisinin hangi pozu var biliyor musunuz? Turgut Özal'ın böyle elini parmakla gösterip sikin diye bir tane şeyi vardır. Ne denir ona? Kepsi vardır. O pozla. Türkeş var, Erbakan var, Muhsin Bey var. Bir tane güvercin var arada. Güvercine sevinen bir benim Umut Arabacı diye bir arkadaşım var. Onun yaşlılık haline benzeyen bir Bülent Ecevit var. Bülent Ecevit'in üzerinde değişik renklendirilmiş bir Atatürk var. Hani renkli bir Atatürk. Renkli bir kişiliği. O sol tarafta da burası, bakın burası çok önemli. Yani bütün bunlar fotoğrafken birdenbire o Fatih Sultan Mehmet'in, ünlü İtalyan ressamın yaptığı o fotoğrafından Fatih Sultan Mehmet'i dekupe etmişler, koymuşlar. Bir de böyle ya oran olarak nedense biraz
yani büyük olmuş diyeyim ben. Hani şimdi siz de bakarsınız, görmüşsünüz de böyle bir bakmak. Bir de bu gözle bakın yani, herkes orada fotoğraf. Herkes siyah beyaz fotoğraf. Atatürk renklendirilmiş resim. Ömer'in yolu, ortada sarı bir yol var. Ne deniyor buna? Sarı şeyine golden. Golden şavurma. Ömer'in yolu, tamam, güzel. Ya herkese oynamışlar. Helal. Seçimler geliyor. Olur. Zaten siyasetçi dediğin güvenmemen gereken bir şey. Şimdi yani iktidarı kralı gelse ona da laf edeceğiz. Biz de böyle. Yargılanacaksın Bill Gates. Bill Gates! Allah seni kahretsin Bill Gates! Sen de yargılanacaksın. Şimdi. Sıçtık. Güzel bir haberim var. Bilim insanları belirledi. Dünyanın sonu geldiğinde ayakta kalabilecek 5 ülke. Öncelikle spoiler, Türkiye yok. Ve 5 ülkeye geliyoruz. Bakalım nerelerde neler var. Nerede yazıyor ya bu 5 ülke? Yavşakür Cumhuriyet. O da. Ülkelere bak, okuyorum. Yeni Zelanda. Hadi güm. Yüzüklerin Efendisi'ni çekeriz orada bir lap lap lap. 1, 2, 3, 4. Return of the King. Kral döndü ama götünü. İzlanda, İngiltere, İrlanda ve Avustralya'nın Tazmanya bölgesi varmış. Bunların hepsi esasında İngiltere sömürgesi gibi. İrlanda'yı tam hatırlayamadım ama işte böyle, hangi tarihte öleceğiz onu da bir bakalım. Hangi günde? 2050'lerde falan zaten bu ısınma işi iyice bayılacak. İyice bayılacağız yani. Evet. Bir ekonomi haberi var ama okumuyorum. Güzel bir haber var. Babiş, bal dudak Pamir. Doğu Çikimçek. Adnan Şenses. Abi ya, Adnan. Nerede bu? Bir şeyler daha vardı. Adnan. Turgut Özal diyorum ya. İbrahim Tatlıses'in şeyinde. Abi alakasız bir insana öpüyorum diye mesaj mı yollamışım ya? Uf. Kime öpüyorum ya ben? Abi ya. Of. Hatırlayamıyorum. O yüzden Babiş'e geri dönüyorum. Babiş'e tehlikeli araç kullanmaktan soruşturma açmış. Dünyanın en güzel insanlarının olduğu ülkelerden biri olan Çekya. Pırağıyla bilinir. Pırağı meşhurdur Çekya'nın. Çekya Başbakanı Andrej Babiş hakkında 3 Ekim'de araba kullanırken çektiği videoda önündeki kağıtlara bakarak tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmış. Valla adamdan kan alırlar Babiş, kan alırlar. Medeniyet böyle bir şey işte. Evet, medeniyet böyle bir şey diyoruz. Ne yapıyoruz? Bugün de bugünün daha sonuna geliyoruz sanırım. Evet, artık benim için de 25 dakika iyi. İyi bir program yaptık. İyi bir program yaptık. Saçma sapan ya, tam bir kişilik bölünmesi. Gerçekten sinirden kendimi kaybedene kadar içki içmek istiyorum. Ama yazı da yazmam lazım. İçkili olduğum zaman yazımızı yazamıyorum. Şimdi dışarı çıkıp mekanda oturup yazmaya çalışsam yazar mıyım? Babayı yazarım. O yüzden ne yapacağım bilmiyorum. Ama bir sonraki güne kadar herkese iyi günler, mutlu bir hayat diliyorum. Yani çok ölmemeye falan çalışın. Diyeceklerim bu kadar. İyi günler. Bitti mi? Ne yaptın? Bugün, o günden bugün. 10 günden biri bugün.
Come on.